Herkese selamlar arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Zaten şu dakikaya kadar izlemiş olduğunuz görüntülerden anlayacağınız üzere ben de eski videolarımızı izledim birazcık. Şöyle bir göz gezdirdim. Duygulandım biraz ya, gözlerim doldu. Zorlu bir hayattı, zorlu bir yaşam tarzıydı ama bir yandan da güzelmiş ya. Öyle de çok da böyle bir ya bana öyle geldi. Böyle elim yüzüm bir daha böyle bir düzgünmüş ya o zamanlar. Bana mı öyle geldi bilmiyorum da. Şey olarak yani şöyle baktığım zaman biraz daha böyle sanki şeymişim yani iç açıcıymışım biraz daha. Şu anda sanki yaşlanmış gibiyim ya. Çok tuhaf hisler içerisindeyim ya. Güzel günlermiş ama. Şimdi arkadaşlar sizlere planlarımdan bahsedeceğim. Yani son zamanlarda neler yapacağım onlardan bahsedeceğim. Şu anda odaklandığım şey, tek şey arkadaşlar. Şu biraz yeri çekeyim ya. Tripodu bulamadım zaten. Odaklandığım tek şey borcumuzu tamamen sıfırlamak arkadaşlar. Tamamen sıfırlayacağım borcumuzu. Komple bitireceğim. Sonra da karavanda yaşamaya başlayacağız ama şöyle değil ki karavanda bir yandan şey düşüneceğim de var yani bir bilmiyorum ya. Hayat çok garip ya. Bir insan var mesela birisi bir seyahat etmeye başladığı zaman, bir başka yerler, başka şehirler görmeye başladığı zaman yerinde duramıyor ya. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu ev biliyorsunuz ki bize ait bir ev değil ve bu ev yıkılacak. Bu ev yıkıldığı zaman da ben başka ev bakmayacağım. Direkt ben karavanımıza taşınacağız arkadaşlar. Ama karavana da taşındığımız zaman şey yapmayacağım. Karavanda sabit olarak kalmayacağım. Video çekimlerine devam edeceğim ve bu video çekimlerinden para kazanmaya çalışacağım. Ama nasıl? Tamamen bir yolculuğa çıkacağım arkadaşlar. Şile ile birlikte. Şile artık benden ayrılmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Nereye gidersem Şile benimle. Tamamen yürüyerek bir yolculuğa çıkacağım. Kırlardan, dağlardan, bayırlardan arkadaşlar. Tamamen. Bu yolculukta gezeceğiz, dolaşacağız. Köylerden gideceğiz. Gezdiğim, gördüğüm yerleri, her yeri sizlerle paylaşacağım. Bir yandan videolarımız izlenecek. Bir yandan para kazanmaya başlayacağız. Ekipmanlarımızı falan geliştireceğiz. En son baktık çok sıkıldık mesela. Geliriz karavanımıza. Bir ay, iki ay istirahat ederiz. Tekrardan yola çıkarız. Yurt dışına gideriz. Yani olabilecek şeyler bunlar. Ama şu anda odaklandığım tek şey bunları yapabilmem için borcumuzun sıfır olması lazım. Karavanı zaten artık karavanı yürüme olayı bitti arkadaşlar. Karavanı yürütmeyi düşünmüyorum yani. Aa gideyim ben karavanla gezeyim vesaire. O olay bitti arkadaşlar. Çünkü yakıt fiyatları biliyorsunuz uçtu, pahalı. Bir arıza yapsa, bir şey olsa duman olduk demektir. O yüzden o karavanın o olayı bitti yani. O işi bitti. Karavanla gezme olayı vesaire. O yüzden şu anda yapabileceğimiz en güzel şey tabana kuvvet arkadaşlar. Tabana kuvvet, yürüyerek gezmek. Gezersin, dolaşırsın, çıkarsın mesela diyelim ki bir ay, iki ay. Çıktın, aldın sırtına çantanı, çadırını, işte yanına birkaç parça eşya, bir şey. Çıktın, dolaştın. Geri geldin, dönecek evin var nasıl olsa. Karavanla gelirsin, sobanı yakarsın. Ormandan odununu toplarsın, sobanı atarsın, sobanı yakarsın, cayır cayır. Belki bir arkadaş bulursun yanına bu yolculuk esnasında. O arkadaşınla birlikte karavana gelirsin. Belki bir kız arkadaş.
Bilemezsin yani. Bunların hepsi şeye bakıyor arkadaşlar işte. Popülerlik, izlenmeler, para kazanmanın olması, gelirinin olması. Mesela benim izlenmeler yüksekken herkes bir anda bana yazmaya başlamıştı. Benimle konuşmaya işte. Herkes bir anda yanımda olmaya başlamıştı. 20 bin, 30 bin. Düşünün ya o 20 bin, 30 bin, 40 bin izlenirken videolar. Hani bir köy evine geçmiştim. O ara bir 30 bin, 40 bin olmuştu izlenmeler. Bir yükselmişti. O zaman insanlar benimle konuşmaya şey yapmaya başlamıştı yani. Herkes bir reklamlar alıyorduk, bilmem neler alıyorduk. Çok tuhaftı ya benim için. YouTube'dan elde ettiğim geliri geçtim. Reklam bile alıyorduk ya. Reklam, başkasının reklamını yapıyorduk. O şekilde para bile kazanıyorduk yani. Tuhaf bir olay yani. Ya onu geçtim. Güzeldi ya. Hepsinden önce yani yaşam güzeldi. Ne kadar zor olsa da zor olsa da güzel bir yaşamdı. Neyse arkadaşlar, bu videoyu böyle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani ilk başta izlemiş olduğunuz videolar işte bizim yaşamış olduğumuz zamanlar. Sokak müziği yapıyorduk işte bir zaman karavanda yaşıyorduk. Klarnet çalıyorduk. Halen çalarım yani. Klarnet çalarım, bağlama çalarım. Hepsinden birer parça var. Gitar çalarım, flüt çalarım. Hepsini yaparım yani müzikle alakalı. Ama hayat işte ya. Şükür, çok şükür arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gene de kendimi şanslı hissediyorum yani. Neler neler yaşayan insanlar var son zamanlarda. Sağlığımız yerinde çok şükür. İstediğimiz her şeyi yaparız. Hadi görüşürüz.